Kanal Fırat Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, bayramın ikinci günü Palo ilçesine yapmış olduğu konuşmanın ardından çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yaptı. Milletvekili Demirbağ, fırsatçı ve celatları esefle kınıyorum, dedi. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, geçtiğimiz gün yapmış olduğu konuşmayla ilgili kamuoyunda çıkan haberler üzerine açıklamada bulundu. AK Parti Elazığ Milletvekili Demirbağ, geçtiğimiz gün yaptığım bir konuşmayı çarpıtarak ve belirli yerlerini keserek kamuoyuna yanlış yönlendirmek amacıyla yapılan şovlar tamamıyla acizlik ve fırsatçılıktır. Konuşmanın ilgili bölümü şöyledir. İkinci bir teşekkürümüz de seçimlerde vermiş olduğunuz destekten dolayı Efraim Bey kardeşimiz ve belediye meclis üyelerimizi Palo'yu idare etmek üzere seçtiniz. Allah hepinizden razı olsun ancak akabinde yıllar öncesi resmen yapılan bir ayak oyunu, bir fatura oyunu neticesinde mazbata iade edildi. Bekir Yıldırım kardeşimiz belediye başkanlığı görevini yürütecek. Tabii bu arada ben Efraim Bey'e de teşekkür ediyorum. Yalnız bırakmıyor, sürekli birlikteler, Palo'nun hizmetindeler. Bu da memnuniyet verici. Hemen sınırımızda Diyarbakır var. Arıcak eskiden Palo'ya bağlıydı. Arıcak'ın komşusu Diyarbakır, Diyarbakır'ın ilçeleri ve büyükşehir onlara benzemek için değil ancak Büyükşehir Belediyesi'nde eş başkanlar var. Kandil'den ithal edilen eş başkanlarla yürütüyorlar hizmetleri, bu durumu en ufak şekilde tenkit eden olmazken, Palo'da ise 2500-3000 oy almış seçilmiş Efraim Bey kardeşimiz ve yine Bekir Yıldırım kardeşimizle birlikte gönüllü olarak bu hizmeti veriyorlarsa saygıdeğerdir ve ayrıca memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum, dedi. Milletvekili Demirbağ, ben her zaman aziz milletimizin menfaatlerini ön planda tutmayı şiar edinmiş biriyim. Ayrıca yıllardır PKK ve FETÖ konusunda verdiğim mücadeleyi ve bu konudaki hassasiyetimi kamuoyu bilmektedir. Verdiğim bir örnek üzerine konuşmalarımı tam anlamamakla birlikte Palo hemşehrilerimi bana kışkırtmak için bir algı yaratmaya çalışanları ve dolayısıyla 18 yıldır iktidarda olan ve çatısı altında olmaktan her zaman gurur duyduğum AK Parti'mize şovlar yaparak saldırmaya çalışan fırsatçı celladları esefle kınıyorum. Kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik bu haberler mesnetsiz ve gerçek dışıdır. Bu algıları oluşturmaya çalışanların da toplumumuzun ahlak ve etik ilkelerine uymadığını belirtmek istiyorum. Özellikle Palo hemşehrilerin başta olmak üzere tüm Elazığlı hemşehrilerimin böyle acizlerin algılarına kapılmamalarını ve akıl dışı haberlere itibar etmemelerini rica ediyor, sevgi ve saygılarımı iletiyorum, diye konuştu. Elazığ'ın yeraltı kaynağı bakımından rezerve en çok olan ilçesi Maden, yaşanan heyelan riski sonrasında atılacak somut adımları bekliyor. Maden Belediye Başkanı Orhan Yavuz, halkın heyelanın tamamen önlenmesini ve ilçenin tamamının kentsel dönüşüme alınmasını istediğini kaydetti. Yakın zaman önce heyelan riskiyle karşı karşıya kalan ve İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla risk taşıyan bölgelerin boşaltılmasına karar verilen Maden ilçesinde vatandaşların tedirginliği sürüyor. Madenler, konutların ve iş yerlerinin yapılacağı yerlerin belirlenmesini beklerken ilçe belediye başkanı Orhan Yavuz yetkililere seslendi. Bölgenin boşaltılmasının sorunu bitirmeyeceğini kaydetti. Yavuz halkın heyelanın tamamen önlenmesini ve ilçenin tamamının kentsel dönüşüme alınmasını istediğini de kaydetti. Yani heyelan bölgesi, afet alınan bölge hemen hemen birçok aile yerlerini boşalttılar. Fakat risk bölgesinde henüz herhangi bir çalışma yapılmadı. Şu anda biz doğrusu şunu bekliyoruz. Öncelikle konutların yapılacağı, iş yerlerinin yapılacağı yerlerin belirlenmesini bekliyoruz. Ama henüz bu süreç içerisinde çalışmalar devam ediyor. Ancak çok yavaş bir şekilde ilerliyor. Madenin afetten faydalanan konutların yapılacağı nokta belli değil. Biz buradan aracınızda yetkilileri de seslenmek istiyoruz. Bir an önce bu konut alanlarının belli olması lazım. Henüz afet bölgesinde olup da gidip müracaatını yapmayan sakinlerimiz var, vatandaşlarımız var, insanlarımız var. Tabii burada şunu da yine söylemek istiyoruz. O bölgenin boşaltılması, yeni bir yerde konutların yapılması ya da iş yerinin yapılması Maden'in sorununu bitirmez. Bizim şu anda öncelikle heyelan bölgesinin, heyelanın önlenmesi lazım. Devlet büyüklerimizin bu konuda bir an önce zaman kaybetmeden girişimde bulunması lazım. Biz bir teknik ekip, özellikle Ülküder'deki arkadaşlarımızın götürdük. Orada geniş bir çalışma yaptırdık. O arkadaşlarımız bir rapor hazırlayacaklar. Ve o raporumuzu da inşallah kısa zamanda kamuyla da paylaşacağız. Genel merkezimize de sunacağız. Biz şunu istiyoruz devlet yetkililerinden. Heyelanın önlenmesi, bunun mutlaka olması gerekiyor.
akabinde de madenin tamamının kentsel dönüşüme alınması. İlçede yaşanan durumun olağanüstü bir durum olduğunu anımsatan Yavuz, konunun mevzuata takılmaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın el atmasını beklediklerini söyledi. Halkın tedirgin olduğunu ifade eden Orhan Yavuz, ev ve iş yerlerini boşaltan vatandaşların kira yardımından faydalanamadığını ve belirsizliğin giderilmesini istediğini belirtti. Konutlarımız yapılacak deniyor ama henüz yapılacak nokta belirlenmiş değil. Konutlarınızı, yerlerinizi boşaltın, kiralar ödenecek dendi. Henüz kimse kira yardımından faydalanabilmiş değil. Yani birçok şey söylemde kaldı. Dolayısıyla vatandaşımız bu belirsizliği görünce, devletin yetkili ağızlarından çıkan sözlerin tutulmayacağını görünce tabii ki vatandaşımızın tedirginliği daha da artmaktadır. Biz özellikle şunu diyoruz, daha önce de söylemiştik. Burada olağanüstü bir şey söz konusu, burada afet söz konusu. Burada mevzuata uygun bir şekilde eğer mevzuat süreci takip edilirse bu sorun kısa zamanda çözülemez ve heyelan olur. Madenin sorunu kat be kat artar. Biz olağanüstü durum olduğu için mevzuata takılmadan öncelikle işlerin yapılıp gerekirse sonradan da mevzuatın buna uydurulması gerekiyor. Çünkü Cumhurbaşkanlığından orası afet bölgesi ve risk alanı ilan edilmiş. Yani Cumhurbaşkanlığının öncelikle talimat verip bu iş Sayın Valimizi de aşar. Sayın Valimiz de gayretlerinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz ama onunla valilik imkanlarıyla çözülebilecek bir konu değildir. Özellikle Cumhurbaşkanlığımıza bu konuya el atması lazım ve kesinlikle o heyelan olmadan heyelanın durdurulması lazım. Yaz dönemi ve Kurban Bayramı tatili nedeniyle nüfus yoğunluğu yaşayan ve Hazar Gölü'ne sahip Sivrice'de tatilcilerin ihtiyaçlarının karşılanması için ilçe belediyesi yoğun çaba harcıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün Doğu'nun Yalova'sı olarak adlandırdığı ve Hazar Gölü'ne sahip Sivrice ilçesinde yaz dönemi ve Kurban Bayramı tatili dolayısıyla nüfus yoğunluğu yaşanıyor. Sivrice Belediyesi'nde il içi ve il dışından ilçeye gelen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla çaba harcanıyor. Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, ilçenin Elazığ için önemli olduğunu belirtti ve tesis anlamında daha çok yatırım yapılması gerektiğini vurguladı. Gündoğan, belediye olarak her türlü yatırım için destek olmayı sürdüreceklerini söyledi. Tabii bu nedenle de ilçemizde de şu an bir yoğunluk var. Daha fazla insanlar bayram tatili nedeniyle geliyorlar, dinleniyorlar. Biz de onların temel ihtiyaçlarını gidermek için elimizden geleni yapıyoruz. Sivrice'yi her platformda dile getiriyorum. Elazığ için çok önemli bir belde. Orada katletmemiz gereken çok uzun yollar var. İnsanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak açısından ciddi yatırımların gerektiğini, ciddi tesislerin oluşması gerektiğine inanıyoruz. Biz belediye olarak elimizden gelen çabayı gösteriyoruz, göstereceğiz, göstermeye devam edeceğiz. İnşallah da önümüzdeki süreçlerde çok daha güzel bir belde olarak insanlarımızın hizmetini sunacağız. Eski PTT kampında sahil düzenlemesi çalışmalarının devam ettiğini de kaydeden Gündoğan, zipline parkurunun tamamlanmasıyla birlikte turizm çeşitliliğinin gerçekleşmesi adına önemli olduğunu kaydetti. Sayın Valimizin ciddi bir turizme yönelik bir ilgisi var. Bunu da Sivrice'de gerçekleştiriyor. Eski PTT kampı dediğimiz bir alan var. O alanda bir çevre düzenlenmesi, sahil düzenlenmesi yapılıyor. Ve bizim Hazar Baba Dağı'nın kayak merkezinin altında zipline parkuru çalışmaları da devam ediyor. O çalışmalar bitince ilçede tabii ki turizmin çeşitlendirilmesi açısından bir farklılık olacak. Sayın Valimizin yaptığı çalışmalarda önemsiyoruz. Kendisine de ilçe adına teşekkür ediyoruz. İnşallah böyle birlikte bir çalışmayla daha güzel yerlere vardırırız diye düşünüyorum Sivrice'yi. Kanal Fırat Televizyonu ve ElazığSonHaber.com haber sitesi sosyal medya Twitter'da Uçur Elazığ Pegasus etiketiyle kampanya başlattı. Elazığlılar Pegasus Havayolu şirketine seslendi. Elazığ'a olan seferlerin artırılmasını talep etti. Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Fikret Uymaz konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Duyarlı olmaya ve çözüm aramaya davet ediyoruz dedi. Elazığ Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısının her geçen yıl artması ve 1 milyonun üzerinde yolcuya sahip olmasına rağmen Elazığ Havalimanı'nda geçtiğimiz süreç içerisinde bazı havayolu şirketleri uçuş seferlerini azaltmış, bazı havayolu şirketleri ise Elazığ'a olan uçuşlarını tamamen iptal etmişti. Başta Elazığ-Ankara, Elazığ-İstanbul uçuşlarının sefer sayılarının azaltılması vatandaşı zor durumda bırakmış ve acil işi olan vatandaşlar sefer bulamaz durumda kalmıştı.
uçuş seferlerinin azalması bilet fiyatlarının da artmasını beraberinde getirmişti. Pegasus'un bu paylaşımının ardından Kanal Fırat Televizyonu ve ElazığSonHaber.com haber sitesi sosyal medya Twitter'da Uçur Elazığ Pegasus etiketiyle kampanya başlattı. Başlatılan kampanya kısa süre içerisinde büyük ses getirdi, binlerce paylaşım yapıldı. Elazığlılar Pegasus Hava Yolu şirketine seslendi ve Elazığ'a olan seferlerin artırılmasını talep etti. Başlatılan kampanya kapsamında Elazığ'daki siyasi partiler de aynı düşünceye ortak oldu ve kampanyaya destek verdi. Konuyla ilgili bir açıklamada Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Fikret Uymaz'dan geldi. Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Fikret Uymaz, Pegasus ve Anadolu Jet Hava Yolları'nın Elazığ Havalimanımızdan düzenlenen uçuş seferleriyle ilgili aldığı kararlar, kamuoyu gibi bizleri de duyarlılık oluşturdu ve bir basın açıklaması yapmayı zorunlu hale getirdi. Kamuoyunun malumu olduğu üzere Pegasus Hava Yolları Elazığ-Ankara ve Elazığ-Antalya uçuş seferlerini tamamen durdurmuş, Elazığ-İstanbul ve Elazığ-İzmir seferlerini ise azaltma kararı almıştır. Anadolu Jet Hava Yolları ise Elazığ-Ankara seferlerini azaltmıştır. Her geçen yıl yolcu kapasitesini artıran şehrimiz, bölge şehirlerine bu açıdan merkezi ve avantajlı konumuyla hizmet veren noktada bulunmaktadır. Bu alınan kararlarla birlikte Elazığ'ımız her açıdan olumsuz etkilenecektir. Gerek bölge halkının ulaşımı gerekse şehrimize gelecek yatırım hizmetleri zafiyete uğrayacaktır, dedi. Başkan Uymaz, bizler biliyoruz ki güçlü bir devlet mekanizmasıyla özel sektörün bu tarz keyfi uygulamaları engellenebilecek ve böylelikle vatandaşlarımız hiçbir mağduriyet yaşamayacaktır. Bizler Yeniden Refah Partisi olarak iktidarımızda sağlayacağımız olanaklarla ne halkımızı mağdur edeceğiz ne de şirketleri maddi kaygılar sebebiyle bu tarz uygulamalara gitmek zorunda bırakacağız. Şehrimizin önde gelen isimlerini, siyasilerini ve bürokratlarını bu konuda duyarlı olmaya ve şehrimiz adına çözüm aramaya davet ediyoruz. Pegasus ve Anadolu Jet Hava Yolları'nı da bir kez daha aldıkları bu kararlardan geri dönmeye davet ediyoruz, diye kaydetti. Pegasus'un Elazığ uçuşları ile ilgili Kanal Fırat Televizyonu ve ElazığSonHaber.com haber sitesinin sosyal medyada başlattığı kampanyaya Hakimiyet Gazetesi ve Fırat Gazetesi'nden de destek geldi. Elazığ'la ilgili Kanal Fırat'ın sürekli tavrını ortaya koyduğunu belirten gazete, bizler de Hakimiyet Gazetesi olarak bu kampanyaya destek oluyoruz, ifadelerini kullandı. Kanal Fırat Televizyonu ve ElazığSonHaber.com haber sitesi tarafından sosyal medyada başlatılan Uçur Elazığ Pegasus kampanyası ses getirmeye devam ediyor. Başlatılan kampanya 5 siyasi partisi, ETK'lar ve binlerce Elazığlı vatandaşın yanı sıra Hakimiyet Gazetesi ve Fırat Gazetesi'nden de destek geldi. İşte Hakimiyet Gazetesi'nin Pegasus nereye uçuyor ve Hakimiyet Gazetesi olarak destekliyoruz başlıklı o haberi. Havayolu sektöründe önemli bir yere sahip olan ve elimizden de yoğun yolcu trafiği dolayısıyla önemli karlar elde eden Pegasus şirketi, ani bir kararla elimizden farklı şehirlere birçok hattını iptal etmiş, Ankara ve İstanbul sefer sayılarını da azaltmış. Bu karara neden gerek duyuldu bilinmez, ancak büyük bir ihtimalle ekonomik gerekçeler öne sürülecektir. Yer bulunmayan, bulunduğu takdirde de fahiş fiyatlarının oluştuğu bir sektörde zarar ediyoruz mazereti ne kadar doğru bilemiyoruz, ancak bu konuda ilgili şirketin kararını yeniden gözden geçirmesini istiyoruz. Bu kararı şehrimizle ilgili önemli konularda her zaman tavrını koyan ve kamuoyu oluşturma konusunda ciddi adımlar atan Kanal Fırat Televizyonu, Twitter'da Uçur Elazığ Pegasus etiketiyle kampanya başlattı. Bu kampanyaya her kesimden destek geldi ve binlerce paylaşım yapıldı. AK Parti dışında 5 siyasi parti ve STK'lar da kampanyaya destek verdi. Bizler de Hakimiyet Gazetesi olarak kampanyaya destek oluyor ve Pegasus şirketinin Elazığ'a yönelik aldığı kararlara tepki gösteren kampanyayı destekleyerek Uçur Elazığ Pegasus diyoruz. Şehrin böylesine önemli bir meselesinde sessizliğe gömülen AK Parti milletvekillerini gözler aradı. Ancak onlar ilçe parti bayramlaşmasından fırsat bulamadıkları için olacak ki bu konuya hala temas edemedi ve hatta gündemlerine bile almadı. Özel yemekli toplantılar ve yarenlik edilen meclisler toplamaktan fırsat bulamayan milletvekili danışmanlarının da gündemine girmedi Pegasus'un uçuş iptalleri. Oysa şimdi bir milletvekilimizin danışmanı aslanlar gibi çalışsa ve Pegasus'un Elazığ uçuş sayıları, doluluk oranları, yolcu sayıları ve ortalama bilet fiyatları ile ilgili bir rapor hazırlasa, buna farklı şehirlerin uçuş ve yolcu sayılarını mukayese eden bir raporu da ekleyerek danışmanlığını yaptığı milletvekiline verirse, milletvekilimiz de önce bu raporları Pegasus şirketinin en tepe yöneticisine, ardından da Ulaştırma Bakanı'na sunma cesaretini gösterip ardından da bu faaliyetlerini kamuoyuna duyursa. Namık Kemal'in ünlü eseri Vatan yahut Silistre'de Abdullah Çavuş'un dediği gibi,
kıyamet mi kopardı? Ancak nerede o danışman, nerede o milletvekili? Fırat gazetesi de destek verdiği haberinde kampanya ile ilgili bilgiler verdi. Kampanyanın nasıl başladığı ve kimlerin destek olduğu konusunda bilgiler veren Fırat gazetesi şöyle devam etti. Haberimizle beklentiyi daha önce gündeme taşımıştık. Geçtiğimiz günlerde uçak seferleri Elazığ'ın hak ettiği düzeye çıkarılmalı başlıklı haberimizle Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nın geçtiğimiz Kasım ayında düşürülen Elazığ Havalimanı'nın uçak sefer sayılarının tekrar eski haline dönüştürülmemesine tepkisini gündeme taşıyarak uçak sefer sayılarının Elazığ'ın hak ettiği düzeye çıkarılması yönündeki beklentisini haberleştirmiştik. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası son 3 yıllık veriler incelendiğinde her yıl 1 milyon yolcuyu ağırlayan Elazığ Havalimanı'nın sefer sayılarının düşürülmesine anlam veremezken bu talihsiz sürecin devam etmesini hayretle karşılıyoruz. Beklentimiz en kısa sürede sefer sayılarının Elazığ'ın hak ettiği düzeye getirilmesidir ifadeleriyle Elazığ Havalimanı'nın uçak sefer sayılarının tekrar eski haline dönüştürülmesi yönündeki kamuoyunun beklentisini dile getirmişti denildi. Pegasus'un Elazığ seferleriyle ilgili Kanal Fırat Televizyonu ve elazığsonhaber.com haber sitesinin sosyal medyada başlattığı kampanya büyük ses getirdi. 5 siyasi partiyi bir araya getiren kampanya binlerce Elazığlı destek verdi. Kampanya destek veren 5 siyasi partiye ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası başta olmak üzere binlerce vatandaşımız ve Elazığlı hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Pegasus Havayolu Şirketi'nin Elazığ seferlerinin yeniden düzenlenmesi açısından Kanal Fırat Televizyonu ve elazığsonhaber.com haber sitesi tarafından başlatılan kampanya büyük ses getirdi. Kampanya kapsamında Elazığ'daki 5 siyasi parti tek ses oldu ve kampanyaya destek verdi. Öyle ki Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver, Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ İl Başkanı Zeki Kaplan, İyi Parti Elazığ İl Başkanı Mevlüt Or, Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı İbrahim Hacı Bekiroğlu, yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Fikret Uymaz, teşkilatlarıyla birlikte kampanyaya destek vererek ortak akılda buluştu. Öte yandan şehirde binlerce öğrenci ve yine binlerce akademik personele sahip olan Fırat Üniversitesi, iş dünyasının Elazığ'daki kalbi Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası başta olmak üzere, Elazığ'daki bazı STK'lar ve bazı yerel medya yayın organları ve binlerce vatandaş Uçur Elazığ Pegasus kampanyasına destek verdi. 2 gün süren kampanya Twitter'da Türkiye gündemine girmeyi başardı. Konuyla ilgili Kanal Fırat Medya grubundan da açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Pegasus'un iptal edilen Elazığ-Antalya ve Elazığ-Ankara uçuşlarının yeniden başlatılması ve azaltılan Elazığ-İstanbul ve Elazığ-İzmir seferlerinin artırılması amacıyla sosyal medyada 2 gün süren Uçur Elazığ Pegasus kampanyası Türkiye gündemine girmiş ve Pegasus şirketinin dikkatini çekerek yeniden düzenlemeye alınması sağlandı. Elazığ'ın Pegasus'tan beklentisini tek ses olarak dile getirdiğimiz kampanyamız hedeflenen neticeye ulaştığından şimdilik tamamlanmıştır. Medya grubumuz olarak bundan sonra da sürecin takipçisi olacak, gelişmeleri sürekli olarak halkımızla paylaşacağız. Elazığ adına bir araya gelerek tek ses, tek yürek olarak kampanya destek veren 5 siyasi partimize, STK'larımıza, yerel medyamıza ve tüm Elazığlı hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Her şey Elazığ için. Bu yıl Kurban Pazarı'nda yapılan satışlardan dolayı memnun olmayan satıcılardan kimi hayvanı alıp gitti, kimi ise adak adayan vatandaşların yolunu gözledi. Peki Kurban Pazarı'nda kalan kurbanlar ne olacak? Kurban Bayramı'nın 1., 2. ve 3. gününde kurbanlıklar kesildi, ibadetler yerine getirildi. Peki Kurban Pazarı'nda kalan kurbanlar ne olacak? Kurban Bayramı'nın 4. gününde bazı satıcılar hayvanlarını alıp gitti. Kalan kurbanlar komplesi geri gidiyor. Evet. Satılmıyorlar. Fiyatlar düşük. Alan zararlı. Alan karlı, satan zararlı. Çünkü üçüncü gün olduğu için gitmiyorlar. Mecbur adamlar satıp gidiyorlar burada. Mecbur zararına satıp gidecekler. Yoğunluk, geri hayvan geri gidiyor. Hayvan satılmadı bu sene. Kalan kurbanlıklar geri gidecek. Geri gidecek. Ha, gidecek. Evet. Gelen geldi, satan satıldı. Yalnız mal çok kaldı. Milletin elinde kalktı. Şişti, geri gitti. Mal çok geri gitti. Peki 1., 2. günü yoğunluklar nasıldı? Fazlaydı. Fazlaydı, çok fazlaydı. Ama yine de memnun etmedi mi bu durum? İnan ki tabii ki mesela adam bir sene bekliyor. Kurbanı bekliyor. Hiçbir şey satmadı. Zaten perişan oldu. Adam hepsi yine memlekete göndermişler hayvanlar. Adam burada perişan oldu. Bu iki senedir Elazığ böyledir. Durum çok kötü. Hayvanların hepsi geri gitti. Satılan bir hayvan yok yani.
Bu sene piyasa ölü. Neden peki? Neden peki? Dışarıdan et geldiğinden dolayı. Ve yani piyasada para yok ki millet para alsın, şey alsın, hayvan alsın. Şu hayvan 105 kilo, 110 kilo hatta ilk geldiği gün. Şu an düşmüş 100 kiloya. 4 gündür burada ve alan yok. Bazıları ise hayvanların satıldığını ifade etti. Bazıları da pazarlık yaptı. Ya alım yapan oldu ama yani ilk güne, ikinci güne, üçüncü güne göre çok seyrek geldiler. Yalnız an itibariyle hayvanlar çoğu satıldı ama insanlar satılmadığını düşünüyorlar. Çünkü mesela herkes hayvan sattı. Yani tatlı satan adam da hayvan sattı. Mesela çerezcisi de hayvan sattı. Herkes kendi işini yapmadı, anlatabildim mi? Mesela biz gidip tatlı satmıyoruz. Bizim işimiz hayvancılık, hayvan satıyoruz. Sonra hayvancıların bazıları da mesela atıyorum adam 500 tane almış. 200 tane al kardeşim, 200 tane al, 200 tane sat. Yani satamayacağın kadar hayvanı niye alıyorsun? Yani genel itibariyle hayvanlar satıldı. Yani satılmadı diyemeyiz. Bakın görüyorsunuz zaten satılmasa zaten hayvanlar burada olurdu. Yani böyle, benim fikrim öyle. Kalan kurbanlıklar ne olacak? Kalan kurbanlıklar, biz zaten buranın sene 12 ay yerlisiyiz. Bize zaten hayvan lazım. Bizim hayvanımız kalanlar da zaten yavaş yavaş satacağız. Bizim davarımız bu sene biraz fazlaydı. Biz sattık, pek para kazanamadık. Yalnız mecbur olduk diye öyle tuttuk sattık hepsini. Bir de beslenmiş arpa, evet. Yani bu sene para kazanmadık. Yalnız yine az kalmış, birkaç tane kalmış. Yine iyiydi, Allah'a şükür. 650 en son fiyat. Abi kurtarmayız. Zaten biz çok zarar etmişiz. Son gündür ha bugün daha. İdare et. Daha 700 lira olsa al götür, Allah kabul etsin. 650 abi en son fiyat. Fazla vermiyor abla, ben nasıl edeyim? Bak zaten zarar zarar. Al götür, al götür. Allah kabul etsin. 650. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Sağ olun. Kimi fiyatların düşmesi umuduyla adaklarını yerine getirmek için kurban pazarının yolunu tuttu. Evet, adağımız vardı. İki tane fiyatlar uygun olduğu için geldik, adağımızı aldık. Şimdi gidiyoruz. Fiyatlar da uygun gayet. Bunun için dördüncü günü beklediniz. Evet, fiyatların düşmesini bekledik. Düştü, biz de geldik. İki tane adağımızı aldık, gidiyoruz. Adaklık için gelmişik. Yani normal bir şekilde, yani pek fazla kurban fiyatına değil de normal bir adaklık fiyatına düşünüyoruz. Evet. Peki tam fiyatları nasıl buluyorsunuz? Şu anda fiyatları yüksek buluyorum. Gördüğüm kadarıyla. Yüksek buluyorsunuz. Evet. Peki efendim, sizler neler söyleyeceksiniz? Ona kurbanda ucuz, şimdi geldik daha pahalı olmuş. Dördüncü gününe beklettiniz. Fiyatın ucuzlaması aynen. için ama aynen. ucuz daha değil pahalı, mi? Daha pahalı gördük şimdi. Evet. Kurbanda ucuzdu, davar çoktu, şimdi daha pahalı. Hele bakalım, iki tane alacağız ama anlaştık, alacağız. Kurban kesimi gerçekleştiren görevliler ise dördüncü günde yoğunluğun bir nebze de olsa olduğunu söyledi. Valla dördüncü gün işte sabah saat 1'e 7 civarlarında başladık. Yani ilk birinci, ikinci günü, üçüncü günü gibi değildi de. Ama yine normal kesildi bayağı. Yani o millet bir de genellikle bu kurban bayramlarında dördüncü günü bekliyorlar. Hayvanın ucuz olmasını bekliyorlar. İşte onun için yani bugün de yani bayağı bir kesildi. Yoğunluk vardı. Evet, yoğunluk vardı. Fiyatın düşmesinden dolayı. Genellikle her kurban bayramında dördüncü günü beklerler. Dört ve üçüncü günü. Neden diyorsun? Kurbanlar birinci ve ikinci günler çok pahalı. Aynı mesela birinci gün 1 milyar 300 milyonluk da var. Dördüncü günü getiriyor adam 800 milyona veriyor. 9 milyona veriyor. İşte onun için bugün de yani hemen ikinci, üçüncü günü gibiydi yani. Ablam bu sene satım yönünden satım bu sene iyi değil. Geçen seneye göre satım bu sene yoktu. Neden söyleyeceğim? Ablam pahalı. Hayvan çok pahalı. Ya ablam şimdi bir asgari ücret 2200 lira. Bir hayvan 1300 lira, 1400 lira. Adam alamıyor. Valla bizim buraya gelenler hep sabit müşterilerimiz. Yani gelenler sabit müşterimiz. Ama sağ olsun belediyede mesela Nazip Bilginoğlu olsun, ondan sonra Sabahattin müdürümüz olsun. Bize hep yani burada yardımcı oldular. Burayı yapmak için. Ticaret borsasından bize daha çok yardım ettiler. Yani Allah razı olsun onlardan. Yoğunluk filan da fazla yoktu yani. Peki kalan kurbanlar ne olacak? Satılacak yani, kasaba satılacak. Bunun kasabı var, bunun bilmem lokantası var, düğünü var, önümüzde Hacılar Bayramı var. Yani elde kalan hayvanlar da o zaman değerlendirilecek. Kurban Bayramı'nın son gününde Elazığ Belediyesi kurban satış ve kesim yerlerini temizledi. Elazığ Belediyesi ekipleri tarafından kurban satış ve kesim yerleri temizlendi. Elazığ Belediyesi tarafından şehrin muhtelif yerlerinde kurulan kurban satış ve kesim yerleri
bayramın tamamlanmasıyla birlikte temizlendi. Vatandaşların daha hijyenik ve rahat bir ortamda kurbanlarını kesebilmeleri için belediye tarafından 15 ayrı noktada kurulan yerlerde Veteriner İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlik çalışması yapıldı. Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde hava sıcaklıkları 48 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar ise bu durumu bakın nasıl değerlendirdi. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü sıcak hava dalgasına karşı vatandaşları uyarırken sıcaklıkların 4 ile 8 derece artacağını belirtmişti. Ve şu an Elazığ'da termometreler 48 dereceyi gösteriyor. Günde bir litre su içiyorum. Evet. Mecbur. Sıcaktan bu şekilde mi korunuyorsunuz? Ya bu şekilde de korunuyorum. Günde 2-3 defa duş alıyorum. Evet. Hani saat 12 ile 4 arası normalde dışarı çıkmamayı istiyorum ama buradan misafir olduğum için arkadaşlar var. Bazen onları ziyaret ediyorum. Evet. Normalde bu, o saatler arasında çıkmıyorum yani. Evet. Bu yaşıma kadar böyle görmedim. Evet. Ha, Allah büyüktür inşallah düzelir. Ne gibi önlemler fakat, alıyorsunuz peki? Evden çıkmamaya çalışıyorum. Hani gölgeleri gördüğünüz gibi takip ediyoruz. Yani çok acil bir işimiz olmadığı müddetçe evden çıkmıyoruz. Kurban Bayramı tatili süresince hava sıcaklıkları tüm vatandaşları etkiledi. Bayramın dördüncü gününde termometreler 48 dereceyi gösterdi. Normalde yazın sıcak olmasa olmaz. Yani normal karşılıyoruz. Tabii yani. Peki ne gibi önlemler alıyorsunuz bu tür sıcaklarda? Ya vallahi hiçbir önlemimiz yok. Yani önlemimiz yok öyle. Allah bugün sıcak gerçekten. Yani ben çıktım çarşıya. Yani çok pişman oldum gerçekten. Evde yani, ısınmayı mı tercih ediyorsunuz bu tür sıcaklarda? Valla sıcaklarda ben genelde annemle kaldığım için hasta yaşlı. Genelde evde oluyorum. Bu bayramda hastaydım. Çıkamadım. Evet. Valla biz İstanbul'dan geldik. Evet. Burada fazla kalmıyoruz. Ama çok sıcak. İstanbul'un sıcağındansa buranın sıcağı daha güzel. Orada nem var, oran çok terliyor. Peki İyi. Bu tür sıcaklarda ne gibi önlemler alıyorsunuz korunmak için? Orada sulara giriyoruz, çimiyoruz. Sağol bol bol su içiyoruz. Başka bir şey yaptınız mı hacı? Bayramınız nasıl geçiyor peki? Çok şükür iyi. Memleketimizdeyiz, geldik. Birkaç kuşa da gideceğiz. Sıcaktan bunalan vatandaşları ise bu durumu bakın nasıl değerlendirdi? Söylenecek bir şey yok yani. Havalar bayağı sıcak, iklimler değişti. Yapılacak bir şey yok. Ben söyleyelim, Allah yardımcımız olsun. Ne gibi önlemler alıyorsunuz? Ya önlemler mümkün mertebe oldu. Fazla sıcakta dışarı çıkmıyoruz. Evet. Yani çıkmayı da düşünmüyoruz. Yani Allah yardım etsin bizler ablası. Ne diye söyleyeyim? Yani. Bayramınız nasıl geçiyor peki? Bayram Allah'ın keremine şükür. İşte eş dost ziyareti. Başka da diyecek bir şey yok yani. Çalışamıyorum, ben daha yeni geldim. Evet. Bilmiyorum yani 48 derece gösterdiğini. Peki yaşadığınız yere göre Elazığ'ın sıcaklığı nasıl? Normal. Ben Adıyaman'dan geliyorum. Daha sıcak orası. Daha sıcak. Daha sıcak. Yoksa serin geliyor 48 derece olmasına evet, rağmen. Evet, daha serin geliyor. Bayramınız nasıl geçiyor efendim? Güzel geçiyor. Güzel. Çok sıcak, çok. Evet. Evet. Çok sıcak. Diyarbakırlıyım. Evet. Elazığ'dan geçip Tunceli'ye gideceğim. Sıcaktan kaçıyoruz valla elimizden geldiği kadar. Sizin işiniz de zor. Allah yardımcınız peki, olsun. Ne gibi önlemler alıyorsunuz? Valla aldığımız ile çok böyle özel önlem yok. Sadece kıyafete falan böyle rahat şeyler giymeye çalışıyoruz. Onun dışında böyle çok ekstra yaptığımız bir şey yok. Bayramınız nasıl geçiyor peki? Valla geziyoruz. Akraba ziyaretleri falan. Şimdi ben eve giderken hemen havuza atlayacağım. Sizler neler söyleyeceksiniz? Çok sıcak, hemen gidip duş almam lazım. Kimileri hava çok sıcak, dışarı çıkılmıyor dese de sıcağı seven vatandaşlar da vardı. Aynen, çok sıcak, bunalıyoruz buralarda. Sizler? Yanıyoruz. Evet, dayanamıyoruz. Ne gibi yani önlemler alıyorsunuz peki bu tür sıcaklarda? Yani daha serinlere gitmeye çalışıyoruz. Mağaza mağaza dolaşıyoruz mesela. Bayramınız nasıl geçiyor peki? Berbat. Neden peki? Çünkü sıcak. Aynen, dışarıya da çıkılmıyor. Maalesef. Sıcakta bayram da çekilmiyor. Aynen. Normaldir, havalar güzel. Sıcağı seviyorsunuz? Yok, seviyorum. Ben soğuğu sevmiyorum. Evet. Sıcakta insanlar daha güneşli yüzücü olur. Daha duyguları daha şeylik olur. Ama soğuk havalarda genler sıkışır. Peki, ne gibi önlemler alıyorsunuz bu sıcaklarda? Çok su içim. 7-8 litre su içim. Genellikle biz bu sıcaklarda su içir, bol bol su içmemiz lazım. Biz genellikle suyumuzu elimizde taşıyoruz ama ben öncelikle bu sıcaklarda gezmemelerini tavsiye ediyorum abla. Vallahi o açıdan neler söyleyeyim ki ama aşırı zaten sıcak olduğu belli, herkes de biliyor zaten. Ne gibi önlemler alıyorsunuz peki efendim? Vallahi hiçbir önlem de alamıyoruz ben yani. Ben sadece beyaz giyiniyorum, başka ben bir yani önlem almıyorum. Korunuyor mu? Sıcaktan sizi koruyor mu? Yani beyaz kıyafet daha iyi oluyor. Evet. Siyah aşırı evet derecede çekiyor güneşi ama genelde beyaz tercih ediyoruz yani. Bayramınız nasıl geçiyor efendim?
Vallahi iyi yani, bayram çok gayet iyi geçiyor. Bol bol duş alıyoruz. Ilık suyla duş alıyoruz. Başka ne yapalım? Gidebildiğimiz kadar Harput'a gidiyoruz akşamlar. Kendimizi Harput'a atıyoruz. Orada buna göre biraz daha serince. Elazığ'da otomobilin ambulansa çarpması sonucu iki kişi hafif yaralandı. Kaza Malatya Caddesi Hazar Dağlığı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobil ambulansa çarptı. Kazada ambulansta bulunan biri hasta, iki kişi hafif yaralandı. Ambulansta bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar takviye olarak gönderilen diğer ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Elazığ'ın yetiştirdiği fotoğraf sanatçısı ve Fındıkzade Elazığ Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Fehmi Mesut Şedeli hayatını kaybetti. Elazığlı ünlü fotoğraf sanatçısı Fehmi Mesut Şedeli hayatını kaybetti. Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Fehmi Mesut Şedeli, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Uzun yıllardır İstanbul'da yaşayan ve İstanbul'da görsel yapım alanında şirketi bulunan Fehmi Mesut Şedeli, Elazığ kültürüne fotoğraf sanatı alanında önemli hizmetlerde bulundu. İl dışında Elazığ'ın tanıtımı amacıyla çıkarılan gazete ve dergilere katkı sağladı. 1945 Elazığ doğumlu olan ve Elazığ'da fotoğrafçı bir aileye mensup olan Şedeli, son 25 yıldan bu yana oğlu Serkan Şedeli ile birlikte ulusal çapta klip, belgesel ve tanıtım filmi alanlarında önemli projelere imza attı. Aynı zamanda İstanbul Fındıkzade Elazığlılar Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi de olan Şedeli, özellikle Elazığ'ın tanıtımı anlamında önemli hizmetlerde bulundu. Bir süredir hastane tedavi gören Şedeli, yaşam mücadelesini kaybetti. 74 yaşında hayatını kaybeden Şedeli için ikindi namazına müteakip İstanbul Zincirlikuyu Camii'nde cenaze namazı kılındı. Merhum Şedeli kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu mezarlığında toprağa verildi. Medya grubumuz olarak merhum Fehmi Mesut Şedeli'ye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ise başsağlığı ve sabır diliyoruz. Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen bayram şenliklerinin 3. gününde sahne alan Elazığlı sanatçılar Emrah Gülü ve Tekin Bulut vatandaşları coşturdu. Elazığ Belediyesi tarafından Kurban Bayramı boyunca devam eden bayram şenliklerinin 3. gün programında iki önemli usta ses sahne aldı. Kültür Park Amfitiyatro'da düzenlenen bayram şenliklerinde sahne alan Emrah Gülü ve Tekin Bulut Elazığlıları coşturdu. Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen programda çocuk, genç, yaşlı, 7'den 70'e herkes gönlünce eğlendi. Halkçı Liseliler Elazığ İl Teşkilatı Kaz Dağları ile ilgili açıklama yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi İl Binası'nda teşkilat adına açıklama yapan Murat Can Kılıç hükümete seslendi. Halkçı Liseliler Elazığ İl Başkanı Murat Can Kılıç ve yönetimi Cumhuriyet Halk Partisi İl Binası'nda düzenledikleri toplantıda Kaz Dağları ile ilgili açıklama yaptı. Kaz Dağları'nda yapılan maden çalışmaları kamuoyunun vicdanını yaralamıştır. Ülkemiz
Dağları, ormanları, nehirleri, doğal zenginliklerimiz yağma ve talana uğramaktadır. Kanadalı bir şirketin AKP hükümeti ile anlaşması sonucu ülkemizin akciğerleri olarak tabir ettiğimiz Kaz Dağları adeta katledilmektedir. Yıllardır özgür akan derelerimizi zincire vuran, dağlarımızı delik deşik eden, ağaçlarımızı yerinden koparan hükümet yine doğamıza ve ekosistemimize karşı savaş açmıştır. Ekonomik kriz büyüdükçe ülkedeki yoksul milyonların sesi daha gür çıktıkça hükümet adeta peşkeş çekecek bir kaynak aramaktadır. Yıllardır fabrikalarımızı, devlet kurumlarımızı peşkeş çeken hükümet bu kez de uluslararası ortaklarına Kaz Dağları'nın altındaki madenlerimizi peşkeş çekmektedir. Her şeyden önce bilinmeli ki bu halkın ne komisyon uğruna satacak madeni ne de katledecek ormanları vardır. Yetkililere seslenen Başkan Kılıç, bizim kesecek ağacımız yok dedi. Halkçı liseliler olarak hükümete bir kez daha hatırlatıyoruz. Bizim ne kesecek ağacımız ne de peşkeş çekecek madenimiz vardır. Bu toprakların altı da üstü de milletimizindir. Derhal Kanadalı şirket ile yapılan peşkeş sözleşmesi iptal edilmelidir. Gençlere destek veren Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Zeki Kaplan da gençlerin geleceğe sahip çıktığını ifade etti. Küçük yaşta ülkesini, milletini ve doğasını seven bu gençlerimize şükran borçluyuz. İnşallah bundan sonra bizim yapamadığımızı bu gençlerimiz yerine getirerek, haykırarak, çağırarak demokratik kurallar ve usuller içerisinde ülkemizin dağlarını, doğasını, havasını kurtaracak çalışmalar içerisinde olurlar. Kendilerini bu duyarlılığından dolayı kendine teşekkür ediyorum. Biz de aynı şekilde hükümeti uyarıyoruz. Genç liselilerimiz, milletvekillerimiz, kadınlarımız, gençlerimiz, tüm siyasi parti seçmenlerini burada uyarıyoruz. Gelin bu dağlarımıza, madenlerimize sahip çıkalım. Herkesi, tüm siyasi partileri ayrım yapmadan ülkesinin doğasına, maden kaynaklarına sahip çıkmalarını istiyoruz. Bugün bayramımızın son günüdür. İnşallah güzel bir bayram geçirmiş olur ülkemizdeki insanlar. Kanal Fırat Ana Haber Bülteni ile günün gelişmelerini aktardık. Az sonra spor bülteni ile tekrar karşınızda olacağız. Kanal Fırat Spor Bülteni ile karşınızdayız. Elazığ Spor'da 3 günlük izin ardından 3. etap çalışmaları ilimizde başladı. Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 2. etap kamp çalışmalarını tamamlayan Bordo Beyazlı ekibimiz Elazığ Spor, 3 günlük izin ardından kendi tesislerinde 3. etap kamp çalışmalarına başladı. Teknik direktör Sefer Yılmaz'la yardımcıları gözetiminde saat 18.30'da kulüp tesislerinde yapılan tek antrenmanla lig öncesi 3. etap hazırlıklarına start verildi. Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını ilimizde, 2. etabını ise Erzurum'da yapan Bordo Beyazlı ekibimiz toplamda 5 hazırlık maçı oynadı. Bu maçlarda istediği sonuçları alamayan Elazığ Spor sadece Elbas Spor'u mağlup edebildi. Bordo Beyazlar Giresun Spor ve Yomra Spor'a yenilirken Ağrı Spor ve Artvin Hopa Spor takımıyla da berabere kaldı. Üçüncü etap kampına ilimizde devam eden Elazığ Belediyespor günü çift antrenmanla tamamladı. Elazığ Belediyespor Futbol Kulübü'nde yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Afyon kampının ardından verilen 3 günlük bayram izni sonrasında 3. etap çalışmalarına ilimizde start veren Kırmızı Lacivertli ekibimiz bu kapsamda günü çift antrenmanla tamamladı. Günün ilk antrenmanını salonda gerçekleştiren Elazığ Belediyespor'da bu bölümde kuvvet çalışmasına yer verildi. Temsilcimizde günün son çalışması ise saat 18.30'da yine Elazığ Belediyespor tesislerinde gerçekleştirildi. Kırmızı Lacivertli ekibimizde bu bölümde ise teknik taktik ağırlıklı varyasyonlara yer verildi. Teknik direktör Alaaddin Tutaş gözetiminde yapılan antrenmanlara tüm futbolcuların katıldığı bildirildi. Elazığ Belediyespor'da Perşembe günü yapılacak çalışmalarla yeni sezon hazırlıklarına devam edilecek. Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde büyük umutlarla bir evim Elazığ Spor'a transfer olan ancak beklenen verim alınamayan Traore, Moldova 1. Ligi'ne transfer oldu.
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Elazığ spor forması giyen ve bonservisi Adana Demirspor'da bulunan Babukar Traore, bedelsiz olarak Moldova 1. Lig ekiplerinden Zimbruya'ya transfer oldu. Spor Toto 1. Lig'de geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısında Adana Demirspor'dan kiralık olarak Elazığ Spor'a transfer olan Traore, yeni sezonda Moldova 1. Lig'de mücadele edecek. Adana Demirspor'dan büyük umutlarla transfer edilen ve forma giydiği 5 karşılaşmada gösterdiği performansla beklentilerin oldukça uzağında kalan Malili futbolcunun Elazığ Spor'la bir yıl daha mukavelesi bulunuyordu. Yeni sezonda 2. Lig'de yabancı oyuncu oynatamayacağı için Bordo Beyazlı ekibimizin sözleşmesini feshettiği Babukar Traore, Moldova 1. Lig ekiplerinden Zimbru ile sözleşme imzaladı. Bonservisi Adana Demirspor'da bulunan Traore için Adana Demirspor herhangi bir ücret talep etmedi ve Malili futbolcu böylelikle Zimbru'ya bedelsiz olarak transfer oldu. Ve bu haberle birlikte spor bültenimizin de sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki ana haber bültenimizde tekrar görüşmek, sizlere hep iyi haberler aktarmak dileğiyle ediyoruz. Hoşçakalın.